Milli Araba Projesi son 60 yıldır milletimizin hayallerini süslüyordu. 2011 yılında dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD toplantısında milli araba üretimi için söylediği "Bu işe girecek bir baba yiğit vardır" sözleri iş dünyası tarafından "Bir gün o da olur inşallah" manasındaki söylemlerle geçiştirilmişti. Milli araba hayallerimizi sükute uğratmamasını canı gönülden istediğimiz TOGG'un temelleri ise Mayıs 2017'deki TOP Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın TOP Başkanı'na TOP kendi çatısı altından %100 yerli otomobilin çıkarsın teklifiyle atıldı diyebiliriz. Hemen 5,5 ay sonra Kasım 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOP koordinasyonunda TOGG'u yapacak 5 baba yiğit duyuruldu. Haziran 2018'de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOP'un iştirakiyle TOGG'un kuruluşu gerçekleşti. Temmuz 2020'de Yemlik Bursa'da TOGG fabrikasının namı diğer TOP Teknoloji Kampüsü'nün temeli atıldı. 29 Ekim 2022'de TOGG fabrikası resmen açıldı ve seri üretim JSU sınıfı T10X modeliyle başladı. 16-27 Mart 2023 arasında ön siparişi alınan 20.000 T10X'in Mayıs'tan itibaren başlayan teslimatlarının Temmuz 2024'e kadar bitirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Eylül 2023 sonu itibarıyla teslim edilen T10X sayısı 5604'e ulaşmış durumda. TOGG için şu ana kadar yapılan yatırım 1,8 milyar avro. Bunun 500 milyonluk kısmı TOGG'un ortaklarınca öz sermaye olarak yatırılan miktar. Geri kalan 1,3 milyar avro ise yurt içi ve yurt dışından alınan borçlardan oluşuyor. 2030 sonuna kadar TOGG'a yapılan toplam yatırımın 3,5 milyar avroya çıkarılarak yıllık üretim kapasitesinin 2026 yılında 3 farklı modelle yılda 100 bin adede, 2030 yılında ise 5 modelle 3 dakikada bir araba olacak şekilde 175 bin adede ulaştırılması ve bu şekilde 2030 sonuna kadar toplam 1 milyon araba üretilmesi planlanıyor. Devam etmeden kopyala yapıştır pek çok kaynakta yer almış bu hesapta büyük bir yanlışlık olduğunu söylemeniz. Zira bu planlamaya göre 2030 sonuna kadar üretilebilecek otomobil sayısı olsa 700 bin olur. TOGG'un nasıl ortaya çıktığını ve gelecek planlamasını kısaca anlattığımıza göre şimdi artık TOGG'u detaylı bir şekilde irdelemeye başlayabiliriz. Tabii ki evet. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki TOGG'un paydaşları bu işe devletin zorlaması demeyelim de teşviği ve desteğiyle girmiştir. Başka türlü olmasın da beklemiyorduk zaten. Türkiye'de özel sektör hem büyük bir yatırım gerektiren hem de riski çok büyük olan milli araba üretme işine yıllarca girmedi ve bundan sonra da girecek değil. Hem neden girsinler ki yabancı arabaları ithal edip veya Türkiye'de üretip çok daha kolay yoldan para kazanmak varken. O nedenle de devletin görünen veya sahne arkasında baş aktör olması da çok normal ve gerekliydi böyle bir girişimde. Peki devlet nasıl bir teşvik uygulamaktadır TOGG için? İlgili Cumhurbaşkanı kararına göre TOGG'a verilen teşviğin süresi 13 yıl. TOGG'a sağlanan devlet teşviği kapsamında bedelsiz fabrika arazisi tahsisi, vergi muafiyetleri, nitelikli personel desteği, %80'e kadar faiz ödemesi desteği ve 2035'e kadar toplam 30 bin adet otomobil alım garantisi gibi çok önemli destekler var. Devletin TOGG'a sağladığı destek sadece teşvikten ibaret değil. Aynı zamanda Çin'e karşı bir Türk setli söz konusu. Mart 2023'te 2020 tarihli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %40 ilave gümrük vergisi getirildi. Böylece Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanacak toplam gümrük vergisi %10'dan kümülatif olarak %54'e çıkmış oldu. Çin'den ithal dendiği için bu uygulama Tesla ve BMW gibi markaların Çin'de üretilen modellerini de kapsıyor. TOGG'un satışlarının başlamasından hemen önce atılan bu adamın TOGG'u Çin malları karşısında korumak için atıldığı çok açık. Ne dersiniz? Çin menşeli elektrikli otomobillerin önüne diktiğimiz bu Türk seddi işe yarayacak mıdır? Görünen o ki pek işe yaramıyor ve gelecekte de yaramayacak gibi. Tesla Model Y'nin Türkiye pazarına girmesine rağmen daha ucuz olan ama Çin'de üretilen Model 3'ün ülkemize getirilmemesinin sebebi bu olabilir. Diğer taraftan halihazırda Türkiye'de elektrikli otomobil satan 5 adet Çinli marka var. Bunlara Türkiye pazarına elektrikli hafif ticari aracıyla giren Maxus ile Çin'de ürettiği arabaları ithal eden İngiliz MG firmasını da dahil etmek lazım. Bu 7 markaya ilave olarak Çinli BYD, Chery ve DPSK motorun da 2023 sonuna kadar ülkemizdeki elektrikli araba pazarına girmesi kesinleşmiş gözüküyor. Bunlardan BYD, 2023'ün ilk çeyreğinde Çin otomobil pazarında 2008'den bu yana liderliği elinden düşürmeyen Volkswagen'i geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Peki TOGG, %54 gümrük vergisine rağmen akın akın gelmeye devam eden Çinli rakipleriyle ve önlerine Çinlilere yaptığımız gibi engel koyamadığımız Avrupa Birliği markalarının elektrikli otomobil modelleriyle başa çıkabilmek için o kadar devlet desteğine rağmen zararına satış yapıyor olabilir mi? Bunu da nereden mi çıkardık? El yordamıyla da olsa yaptığımız hesaptan.